hoş gelecek, ona göz kulak olursun. Sen hiç merak etme Selim abi, siz bakın keyfinize. Sağ olasın. Meltem Akmatun'a. Yani internetten daha eğlenceli alternatifler bulmazsak çocuklar böyle elektronik aletlere takılıp kalacaklar. Vallahi çok haklısın Gönül. Ne yapacağız ama yani? Bilmiyorum ben de. Bir şey bulmamız lazım ama. Şey yapsak, şalteri indirip cihazların elektriği bitince öyle kalırlar ha? Hiç güzel bir şey değil. Öyle şey olur mu? İnternete rağmen bizi tercih edip bizle olmak istemeleri lazım. Öyle bir şey bulmamız lazım. Haklısın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak aklıma şöyle bir şey geldi. Ne yapacağız biliyor musun? Şimdi kız uyudu bu Kadriye yavrum. Ha, uyudu sonunda. Ay ne tatlı şey. Yaradana kurban ya. Kız var ya iyi ki doğurdun ha. sana çekmiş. Kız o ne? Albüm. Odada buldum da bir bakayım dedim. Kız o benim albüm. Nereden buldun onu? Kız benim bütün geçmişim onun içinde. Vallahi mi? Vermem, hayatta vermem. Bakalım ne olur ya. Bakalım o zaman. Hadi gel. Meltem Hanım. Ne oldu size? Sormayın beni, boş ver. Yoksa dünürler kabul etmedi mi? Yoksa Haluk Bey'le kavga mı ettiniz? Sen bana bir bardak su getirir misin? Tabii. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin Haluk abi. Haluk hocam. Hoş geldin de ben de seni bekliydim. Nasılsın? İyiyim. İsmail Bey, aracıdan bir haber var mı? Ne aracısı bu? Ya sen anlamazsın kırmızı başlıklı kız. Ay neden anlamayayım? Ya İrem'ciğim, kızın ailesine haber gönderdiler ya. Onu soruyor Haluk abi. Ay bizde hiç böyle şeyler olmadı. Ben hemen tanıştım, kaynaştım senin annenle. Evet. Bir haber var mı? Haluk Uşan, henüz bir haber yok. Seni sorup soruşturayım işte daha. Daha ne kadar soruşturacaklar? Benim içim dışım bir. Ya Haluk Uşan, aynen öyle dedim biliyor musun? Dedim ki ya siz Haluk Bey'den daha iyisini mi bulacaksınız? Yoktur dedim. Tamam, anlıyorum onları da. Ben de bizim damadı bayağı bir soruşturdum ama yani bunun da bir sınırı var. Ya şimdi Haluk Uşan, bizim oraları insanları biraz titiz oluyor. Böyle kız verirken inziğini boncuğunu araştırıyla. Ama sen üzülme, hayırlı haber geldi gelecektir. Bir an önce gelse iyi olacak. Gelecek. Yakup, bize bir çay çek, bir de soğuk su ver oğlum. Ne bu Hüseyin? Nereden çıktın koç? Çabuk çıkarın dışarı. Tanıştırayım Yakup, yine transferimiz. Bıdı bıdı yapma oğlum. Şöyle birazcık ferahlasın hayvan. Güneşte mi dursun? Yakup abi bize emanet etti Yakup. Böyle hayvan dostlarımızı ihmal etmememiz lazım. Kapla evlerinin önüne su koyalım ki hayvancağızlar da sebeplensin. Adamı hasret etmeyin. Ne kadar kalacak bu hayvan sizde? Sonra bundan olmasın. Nasıl ne kadar kalacak oğlum? Haluk abi sahip çıkın, kollayın dedi. Besleyin dedi, süsleyin dedi. Haluk abi arayınca alıp götüreceğiz. O zamana kadar gözümüz gibi bakacağız. Baksana şuna Şükrü. Aç bakıyor oğlum. Yakup abisinden şöyle kavurmalı kaşarlı bir tost söyle de iyisin hayvancağız. Uydu mu Yakup? Kavurmalı kaşarlı bir tost. Senden. Hadi bakalım Yakup. Suyunu veririm, gerisine karışma. Gir. Arda Bey kusura bakmayın, rahatsız ettim. Yok canım, emmeciğim ne rahatsızlığı? Yani ben senin güvenli limanınım. İstediğin zaman gel de şunu bir şey yapayım. Bu oyun var, bir tane çok kötü bağımlısı oldum ya. Bu topu şuradan bak. Ne oldu? Geçiremedim topu. Çabuk gitti. Tüh. 10 dakika bekleyeceğiz şimdi. Canlı olsun diye. Var vakit. Geçirme geçin. Nedir? Sıkıntını anlat.
Arda Bey, sanki ben bu işin içinden çıkamıyorum gibi geliyor. Yani yanlış yapıyorum gibi bir his var içinde. Bir bakar mısınız? Ya, doğru yolda mıyım acaba? Ver bakayım, ver. Ver bakalım şöyle bir. Tamam işte gayet. Doğru yoldasın. Ha. İşte bu. Tamam. Aferin sana. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Bak ben sana dedim avuç değilim. Pardon suçlu değilim Emre'cim. Alışkanlık işte. Tamamdır. Gayet güzel. Gayet güzel. Aferin. Çok sevindim gerçekten. Sevin tabii ya. Ben dedim sana. Ben boşuna kefil olmadım sana. Sen yaparsın o iş. Aynen böyle devam et. Tamam. Devam edeyim o zaman. Güzel. $1,000,000 sana emanet ettim. Şirketin bütün hesapları sende. Kafam rahat. Oyunumu oynuyorum. Güzelliğe bak. 8,5 dakika var. Gideceğiz. Aferin aferin. Gayet iyi diyorsun. Sağ olun. Enişteme bak ya. Ne kadar komik. O zaman bütün erkekler öyle giyerdi, modaydı biliyor musun? Böyle bol paça falan. Bu sen misin Kadriye anne? E tabii ki benim. Kim olacak? Ay sen kadının dibiymişsin resmen ya. Taş gibisin vallahi. Öyleyim biraz. Yani öyleydim. Yani bütün köyün en güzel kızı bendim. Köyün bütün erkekleri peşimde koşardı. Ay ne kadar güzel ya. Ya ben bir çeşmeye su doldurmaya giderdim. Dönüşte var ya. Bütün köyün erkekleri böyle arkamdan kuyruk 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 olurlardı. İnanmıyorum. Sonra? Ya en heyecanlı yerinde kessin. Devam et. Ya boş ver işte dedim ya sana. Allah Allah. Ya merak ediyorum. Kırmızı burun Remzi de orada mıydı? Ay tabii ki oradaydı. Ah Mahmut Remzi. Ah ah. Aman boş ver. Bırak bunları. Ya Kadriye anne lütfen. Bak sütüm kesilecek ha. Hadi ne olur anlat. Böyle aşkınız nasıl başladı? Hani Havuç ve Simay gibi ilk görüşte mi başladı yani? Ay yok şimdi anlattırma bana bunları ya. Ah delireceğim. Ya anlat işte, amma nazlandı ne? Aman tamam be. Yine bir gün böyle evden çıktım. Çeşme başında bizim kızlarla buluştuk. Emre, sır dolu şu halim.